Türkiye dış politikada bir darbede PYD konusunda yedi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD. Türkiye'nin itirazlarına rağmen 29 Ocak'ta Cenevre'de başlayacak Suriye görüşmelerine davet edildi. Diğer yandan PYD'nin davet edildiği Cenevre'de Türkmenler ise yok. Türkmenler yaklaşık 5 ay sürecek Suriye görüşmelerinde temsil edilmeyen tek grup olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kaymakamlarla buluştu. Programda konuşan Erdoğan'ın gündeminde terör vardı. Bilhassa kaymakamlarımız kanunların kendilerine verdiği yetkiyi en etkili şekilde kullanarak örgütün yaptığı tahribatı gidermek ve belediyelerin yol açtığı boşlukları doldurmak için cesur bir şekilde harekete geçmek. Türkiye Suriye politikasında mevzi kaybetmeye devam ediyor. Son darbe PYD konusunda geldi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura tarafından 29 Ocak'ta Cenevre'de başlayacak Suriye görüşmelerine davet edildi. Ankara uzun süredir PYD'nin Cenevre'ye çağrılmaması yönünde mesajlar veriyordu. Bu konudaki son açıklama AKP grup toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapıldı. PKK ile PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG, PYD arasında hiçbir ayrım yoktur ve DAEŞ ne kadar tehditse PKK o kadar tehdittir. YPG de PKK'nın bir kolu olarak hem Türkiye'ye hem de Suriye halkına karşı suçlar, cürümler işleyen bir örgüttür. Kürtlerin masada bulunması bir zarurettir. Kürtlerin olmadığı bir masa eksik olacaktır. Ancak biz Kürtlerin değil, bu Kürtlere de zulmeden YPG'nin ve PYD'nin masaya oturmasına kesinlikle karşıyız. Ancak Ankara'nın çağrıları dikkate alınmadı ve Salih Müslim PYD adına Cenevre'ye davet edildi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden İstanbul'da Başbakan Davutoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'deki terör örgütlerini sayarken PYD'den bahsetmemişti. ABD Suriye'nin kuzeyinde Peşmerge ile birlikte PYD'yi de açıktan destekliyor. PYD talebi dikkate alınmayan Ankara, geri adım atarak PYD, Esad yönetiminin bir parçası olarak masaya oturmalı mesajları vermeye başladı. Zaten rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa rejim tarafından heyete katılabilirler. Bir tarafta masada iki taraf olmalıdır. Bir tarafta muhalefet olmalıdır. Muhalefetin açık özelliği de Suriye'deki mevcut Esad rejimine karşı olan unsurlardan oluşmalı. Rejimle işbirliği yapan unsurların ise hiçbir şekilde bu masada muhalifleri temsil eder bir tavır içerisinde olmamaları gerekir. Öte yandan PYD'nin davet edildiği Cenevre'de Türkmenlerse yok. Türkmenler yaklaşık 5 ay sürecek Suriye görüşmelerinde temsil edilmeyen tek grup olacak.